Selamun aleyküm. Değerli takipçilerim. Hacı'nın köy hayatı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Sağlığınız, saatiniz yerinde. Bizlere de soracak olursanız değerli takipçilerim. Bizler de Allah'ımıza çok şükür olsun. İyiyiz. Şöyle arkadaşlar çayımı da demledim. Sotemiz de pişiyor. Ondan sonra bugün odun kırdım arkadaşlar. Bugün saat 12'de başladım. 4'e kadar, 4.30'a kadar tövbe. Odun kırdım. Bayağı hafiflettim. Yani onun öyle göründüğüne bakmayın. Çatallı çutallı olduğundan biraz kırılmamış gibi görünüyor. Gerçekten ellerimdeyim kabardı arkadaşlar odun kıracağım diye. Kırılsın bir an önce atılsın içeriye. Yarın da sabahleyin Ramazan günü işe gitti mi otururum arkadaşlar. Onu da hallederim. Allah'ım kuş kuvvet versin. Çabalama çabası versin. Her şeyi olur arkadaşlar. Dün de ekmekteydim. Günlüğüme de arkadaşlar şöyle salça aldım. Bir gün zorunu çekersen 6 ay boyunca da bol bol yiyin. Böyle bir bidon daha aldım arkadaşlar. Ona da ekmek ettiydim. Ondan sonra bir bidon da annem yaptı. Onunla beraber bayağı bir ana 2 sene gider salça. Çünkü çok oldu. Niye çok oldu arkadaşlar? Ben normalde bir bidonu yazlı kışlı yirdim. Bu senede 2-3 bidon oldu. Vallahi yoruldum arkadaşlar. Hiç canım yemek de istemiyor. Aç da istemiyor. Yemeğimiz bitsin. Çayımız da kaynasın. Ramazan da birazdan gelir arkadaşlar. Biraz da fırın ama fırın yemeği diyeceği adam. Fasulye var. Ondan sonra pirinç pilavı var. Onlarla da onu yirik. Tripodumu şuraya ayarlayayım. Bugün odun çekerken video çekmekte hiç aklıma gelmemiş. Telefon da öyle yanımdaydı arkadaşlar. Unutmuşsun. Kop kopumla da içeriye geldim. Odunu biraz hafiflediğim diye çabaladım ya. Aşağıya su daha indirmemişsin inanın. Şu termosuna bir kayış çay yaptım arkadaşlar. Çay koydum buna. Ondan sonra yanıma 2-3 pasta aldım. Böyle onlarla odunu kırdım. Ramazan günü işte. Çocuklarla işe gittiler arkadaşlar onlar da. Saat 6'ya geliyor. Nasıl olsa biraz sonra geliyor. Yemeğimiz pişti. Kollarım neymiş kahvim oldu. Eğer ekmekte yoruldum. Bugün de oduna vuracağım diye odun mahvetti. İnanın kollarımın hiç canı yok. Cumartesi günü de ekmekteyim arkadaşlar. Evde oturmaktansa kışlık salçamı, şunumu şunumu alayım arkadaşlar. Ramazan da kızıyor gidiyorsun diye. Aslında bir Ramazan'ın hiç konu yok. Salmak istemiyor ama ne olacak arkadaşlar? Bir patlak salça olmuş 1000 lira. Yaptığımız salçada yeter yetmez. Kışın ortasında koyar bulamam. En iyisi alayım köşeye atayım ki bol bol kullanayım. Yemeğimin altını kapatayım arkadaşlar da. Yemeğimiz pişti. Çayımızın da altı kaynasın. Onu da kapatayım. Dolaptaki yemekleri de çıkarayım. Sonra ısıtayım onları da arkadaşlar. Şuralarım bir ağrıyor. Dün ekmekte yorulmadım. Ekmek yorucu değildi. Açıldıkça açıldı. Açıldıkça açıldı. Orada da video çekmek isterdim arkadaşlar ama bilmediğim, gitmediğim, görmediğim insanlar vardı. Ondan sonra sordum. O dedi ben çıkmam, o dedi ben çıkmam. Ben de çekmeyeyim o zaman dedim. Kimseye huzursuz gitmeyeyim dedim. Annem çek dedi de annem vardı arkadaşlar yanımda. Annem çekti, öyle şey ısrar etti. Yemek yerken çekti, kahvaltı yaparken çekti dedi de bu sefer de annemin gorun olmayla değil arkadaşlar. Öbürlerinin de gorunun olması lazım. Hani illaki görünmesin desem görünmüyorlar. En iyisi aman çekmedim arkadaşlar dünyada. Bugün perşembe pazara gitmedim. Ramazan günü işte onlar işte oldum ben pek pazara gitmem arkadaşlar. Gittim daha doğrusu. Ha, buradaki pazara giderim de kulağaca fazla gitmiyorum hani Allah var. Ramazan günü oldu beraber gidiyor.
Alacağımız alıyor, satacağımızı satıyor, arabamıza dolduruyor, alıyor, geliyor. Şimdilik de evde bir ihtiyaç yok. Her şeyi var. Pazara gitsem bol para harcanıyor gerçekten. Şunu alayım, bunu alayım. Aslında pazara da gidilecek arkadaşlar da şu Ramazan gün işini bitirseler de şu işi bitirsinler. Ondan sonra hep beraber gideceğiz. Turşuluk alınacak arkadaşlar. Salatalık turşuluğum kurmadım da onu alacağım. Yarın komşumunkini kuracağım. Bugün kuracağım. Zamanım yok. Ben dedim eve koy dedim. Yarın dedim kuralım dedim. 2-3 patlakta ondan kurdum arkadaşlar. Yeter. Fazla kurup da çöpe dökecek değilim. Ben geçenki videomda arkadaşlar bayağı üstüne alınanlar olmuş. Yarası varmış, kocunmuşlar. Yani derdiniz ne, sıkıntınız ne? Yabancı yerde değilik, yabancı ülkede değilik. Pazarda olsun, düğünde olsun birbirimizi görüyor. Gel yanıma. Ondan sonra senin sebebiyle sıkıntın neydi? Benim seninle sıkıntım yok. Benim senden bir alacağım yok, vereceğim yok. Ondan sonra beni başka şeylerle korkutmaya çalışıyor. Benim kapıma jandarma gelsin. Ondan sonra sen bu kadınla niye uğraştın desin. Ben o zaman o jandarmaya da diyeceğimi biliyorum. Buyursun gelsin, kapım açık. Oturduğum yer belli. Kaldığım mahalle belli. Buyursun gelsin arkadaşlar. Benim kimseden korkum yok. Gerçekten. Ha, tehdit etmişsin. Ben ne zaman tehdit ettim seni? Hı? Tehdit olarak da neyi algıladın yani? Yani ben bildiğim bir şey olmasa asla konuşmam. Söylemem yani. Bildiğim bir şey var ki söylüyorum. Vallahi arkadaşlar herkes kendisi bilir. Ben kimseden korkmam. Jandarma da gelsin kapıma. Polis de gelsin. Alay da gelsin. Onlar da benim gibi 9 aylık. Onlar da benim gibi bir insan. Ben o zaman jandarmayla konuşurum. Herkes yoluna bakar. Hiç kimseden korkum yok gerçekten. Ha. Beni oraya çıkıp da ha ağzımdan kaçtı. Ağzımdan neyim kaçmadı? Ne ağzımdan kaçtı? Hı? Sen ekran karşısına oturup da Hacer edemediklerini koymadın. Ben sana isim bilerekten konuşmuyorum. Demek ki yaran var ki kocunuyor. Ben o gün isim bilerekten konuşmadım yani. Ne üstüne alındın? Hı? Şöyleydi de böyleydi de dayısıydı mayasıydı her şeyi ortaya döktün. Rabbime şükürler olsun ki benim öyle şeylerle işim olmaz. Hani diyorlar ya arkadaşlar bir de vallahi billahi bir de buldum yani. Ne? Ben ilk neyse boş verin. Demeyeceğim. Vallahi billahi bir de buldum yani. Rezillik diz boyu. Gerçekten rezillik diz boyu. Yani bir de şöyle temel olarak konuşuyorum. Mesela diye arkadaşlar yani hiç kimse üstüne alınmasın. Hani bir de diyorlar ya tertemizlik diye. Tertemizsiniz. Evet çok haklısınız. Tertemizsiniz. Geri kalanı çok şey. Hey, kötü. Neyse arkadaşlar. Vallahi gerçekten muhatap olmak istemiyorum. Yani herkes işine baksın, yoluna baksın, videosunu çeksin. Ailevi sorunları beni hiç ilgilendirmez de, ırgalamaz da. İstersen 40 sene evli kal, istersen 20 sene evli kal, hiç umurumda bile değil. Bak, akşama kadar odun kıydım. Ondan sonra işten gelecekler diye yemeği oraya dırıştırdım. Çay da demledim arkadaşlar, altıda kaynıyor, beni onlar ilgilendirir. Benim iki çocuğum, bir kocam ilgilendirir. Bir taraf beni ilgilendirmez. Bir de arkadaşlar yani jandarmadan neyim korkacak kapestem yok benim. Onlar da benim gibi 9 aylık. Gelsinler, buyursunlar gelsinler. Kapımı açık. Telefon açsınlar ben giderim şeye, ulaca karakola. Numaramı bireydin, numaram var sende. Merakla
Yani bugün Hacer ne atmış diye izliyorsunuz ya. Vallahi izliyorsunuz. Ha. İzleme on diye yemin ediyorsunuz ama izliyorsunuz. Arada da iki tane, üç tane yayla çiğci var. Madasız. Oradan alıyor oraya, oradan alıyor oraya gezginciler. Hani sokak şeysi gibi, tazıları gibi. Arabut durmayı da pek seviyorlar. Oradan alıyorlar, başka türlü anlatıyorlar. Oradan alıyorlar, başka türlü anlatıyorlar. Ondan sonra ne anlattıklarını kendileri de inanın bilmiyorlar. Hiç de gerçekten dediğim gibi arkadaşlar. Beni eşim çocuklarım ilgilendirir. Onları da ben, onlar da beni ilgilendirir. Geri taraf pek de umurumda değil. Dün gittim ekmeğime gittim. Salçamı aldım. Ondan sonra Allah razı olsun Kemal amcadan 3 motor odunumu verdi. Onu da parçaladık. Kıydık. İki bir şey saladı parçalanacağı. Onda Ramazan girişi bitirdim. Onu da parçaladılar. Kömürümde geçen seneden kalma var. Yiyeceğim ve içeceğim de doldurmuştum evime. Gerisi beni hiç ilgilendirmez gerçekten arkadaşlar. Çayın altında kapatayım, çayımız da pişti. Canın istediğin yere git, istediğin yere de şikayetçi ol. Şikayetçi olmadan önce, jandarmaya gitmeden önce düşüneceklerdi. Çok düşüneceklerdi. Hani ekran karşısına oturdular da prim yapmak için benim namusuma varana kadar dil uzattılar ya. Bende o video duruyor da durmuyor zannetmesinler. Jandarma gelsin, gerçekten gelsin. Jandarma benim kapıma gelsin. Bakalım A mı B mi? Vallahi uygun yer arkadaşlar gerçekten. Ta sabahın 6.30'da kalktıydım. Bir markete gittim geldim. İnternetimi yatırdım arkadaşlar. Son günlüydü bugün. Ondan sonra geldim evlerimi toparladım. Zaten evde süpürecek bir şey yok arkadaşlar. Süpürmedim yani. Şu odun da kalkmayınca evlerde boyanacak. O zaman da halılarımı yıkamacıya veririm. Evlerimi de tertemiz boyattırır. Zobamı kurarım. Yakarım yanına. Otururum. Demlerim çayımı içerim. Yan gelirim yatarım. Kalkarım bir kahvemi içerim. Kimse de beni ilgilendirmez. Ben bu hayata kavuşmak için ben 20 senemi vermişim ilin evlerine. Bu seyahatten sonra Ahmet şunu demiş, Mehmet bunu demiş, o onu demiş, bu bunu demiş. YouTube'un karşısına geçip de anırmayla, zıllamayla video çekmek olmuyor yani. Ekmek parası için açıldıysa ekmek parası için çekeceği. Adama ekmeği Allah verir. Kul vermez. Ha ben yaptığım iyiliği arkadaşlar hiçbir zaman hiç kimsenin başına kalkmadım. Kalkmam da yani. Ha. Ama onun yaptığı, onun bana yaptığı çok zoruma gitti. O da bunu hak etti diye düşündüm. Ben diyor ya hani diyor ya videosunda sen öğretmeseydin öğretenler çoğulu diye. Kimi öğreteceğiz arkadaş sana? Kimin kapısına gittin de şunu yap dedin de geldin. Hı? O zaman Hacer iyiydi. İyi. Öğretene kadar her şey iyiydi. Yani yaptırana kadar. Ta benim kapıma evime geliyordun. Şunu bir yap, şunu bir koy. Telefon açıyordum. Bu nasıl oluyor? Reklamını koyamadım. Şununu koyamadım. Bununu koyamadım. O zaman Hacer iyiydi. İyi. Şimdi mi Hacer kötü hepinizin yanında? Kötü oluyum abi. Hiç umurumda bile değilsiniz. Evet ben kötüyüm. Kötülüğümü de kabul ediyorum. Herkes yerinde, evinde, bahçesinde adam gibi dursun. Videosunu mu çekecek? Yatacak mı? Kalkacak mı? İşini mi görecek? Onunla ilgilensin. Benimle ilgilenmesin. Yani her zaman böyle bir ayrılık sürecinde bana sarma. Yani bana sarılacak bir şey yok. Gerçekten YouTube'u şeye çevirdiler.
dedikodu paneline çevirdiler. Kim ne duyarsa duysun, kim ne yaparsa yapsın videoyu açıyor, karşısına geçiyor. Abo! Nasıl bağırıyorlar, kendinden geçiyorlar. Vallahi billahi kendinden geçiyorlar, yırtınıyorlar izlenelim diye. Ha, vallahi da billahi de izlenelim diye kendinden geçiyorlar. Ne film çevireceklerini şaşırıyorlar. Vallahi da billahi de ne film çevireceklerini şaşırıyorlar. Filme gerek yok. Yemeyen mi pişiyor? Yemeyeni çek. Çayın mı pişiyor? Çayını çek. Dedikoduyla onun bunun hakkına girmeyle, onun bunun iftira atmayla, ona buna iftira atmayla video çekilmez. Koy hayatını da batırdık. Ha, bu videoyla koy hayatını. Ha bana ne yazmışlar? Size sana da ekmeğe elmas verdi. Evet. Demirci Koy'a ekmeğe elmas bir getirdi. Ha, Allah razı olsun. Doğuma girerken anam demeden doğum yaptırsın Rabbim. Ben hiçbir zaman inkar gelmiyorum. Rabbim ne muradı ne dileği varsa bilsin. Ağrısız sancısız anam demeden of demeden oğlunu kucağına almayı Rabbim nasip etsin. Evet ben ona inkar gelmiyorum. Onu benim kocam da defalarca dile getirdi. Bu elmas olmayalı siz bu YouTube'u nereden bileceğiniz diye. Allah razı olsun. Ben hiçbir zaman nankörlük yapmadım yani bu YouTube'u elmasın getirdiğinden dolayı. Biz elmasından konuşuyoruz. Aynı mahallede gelinlik. Sohbetimiz olur, otururuz, konuşuruz. Kayınvalidesiyle olsun, kaynatasıyla olsun, elmasıyla olsun. Benim onlarla sıkıntım yok. Oturuyor da, konuşuyor da, gülüyor da. Elmas bazılarının yanında gerçekten çok kötü. Ama kiminin de yanında süper kadın. Yani öyle gelin Demirci Koy'a bir diye gelmez. Evet arkadaşlar elmas getirdi. Ben elmas getirmedi demiyorum. Ben başkasından baktım da açtım bu kanalı demiyorum. Allah razı olsun. Bak binlerce kez Rabbim razı olsun. Elmas getirdi. İşini göremeyenlere, Demirci de işini göremeyenlere kanal açtırdı. Video çekilirken kocam kızar dediler, kenara çekilirler, ben çıkmak istemiyorum dediler. Ellerine kamerayı aldılar, video çekiyorlar. O zaman kocanız kızıyor mu? Dahmıyorsunuz iyi. Allah razı olsun Elmas'tan. Çok zenasızlara zenaat getirdi. Evde film çeviriyorlardı. Evde film çevirmesin diye bir YouTube'u belletti Demirci Koy'un kadınlarına. YouTube çekiyorlar işte. Kötü bir şey değil. Ya neyse çok şeyler çıkacak ya da filmler. Bak arkadaşlar gerçekten bunu size yine diyorum yine diyorum. Yani ben bilmediğim, gözümle görmediğim, şahit olmadığım bir şeye asla şu benim telefonumda, şu benim beynimde şunu ben gördüm ya da görmediğim bir şeye gördüğüm gibi iftira atma gibi huyum yok. Ha. Gerçekten bazı insanlar var şeytana pabucu test giydirir. Vallahi billahi. Yani ne diyorlar? Saydırayım, 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 saydırayım. Bu din etsin. Ha bunun ağzı yok. Bunun dili yok. Bunun kulağı yok. Duymuyor değil. Ondan sonra Hacer'de konuştu mu sağa gidiyorlar, sola gidiyorlar. Oturuyorlar. Film çeviriyorlar. Gidin arkadaşlar hiç önemli değil vallahi. Gelsin benim jandarma bana telefon alsın. Alo buyur gel. İfaden alınacak desin. Ben sabahına giderim. Korkum yok benim. Aman. Vallahi ne yaparsan yap arkadaşlar, ne edersen et. İnsanlık gerçekten nankörlüğüne karşılık veriliyor. İnsanlık bitmiş yani, gerçekten bitmiş. Hani derler ya elimi kanla hamurdan mı yoğurmuşsun diller, bir şey diller. Annem iyi getirir, annem iyidir yani onu.
Kime yani bak gerçekten arkadaşlar bunu başa kalkmıyorum. Kime soframı açtıysam, kime kapımı açtıysam, kime gelip de evimde soframı serip de yemeğimi yedirdiysem, çayımı içirdiysem hepsi geri döndü. Ondan sonra nankörlükle cevap verdi. Onlara da asla hakkımı helal etmiyorum. Bir diğer arkadaş o demir kapıdan içeriye ayaklarını zaten atamazlar. Ben olduğum sürece, ben olmadığımda atarlar. Ben olduğum sürece şu demir kapıdan içeriye ayaklarını atamazlar. Ama ben olmadığım sürece de atarlarsa da o da onların madasızlığı. Ha. Bir insanda mada yoksa, kafeste yoksa, yüzü kızarmıyorsa, ha, evde avrat yoksa, kim olursa olsun gelip de buraya oturamaz. Saydırın. Ondan sonra iyi rolü oynayın. Çok iyi ya valla. Çok iyi. Saydırın. Ondan sonra da iyi rolü oynayın. Demek ki ne kadar kolay oluyorum. Herkes dediğim gibi arkadaşlar kendinden sorumlu. Hiç de karışmam, hiç de şey etmem. Allah büyük, Rabbim koruyor. Ha, ahı çıkar diyenler de siz pek iyi bilirsiniz. Allah'ım, Rabbim daha iyisini bilir. Yazının yalakaları. Yalakalık da bir numaralar gerçekten arkadaşlar. Neyse değerli takipçilerim, bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek, buluşmak üzere. Güzel Rabbime emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize, sağlığınıza çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Değerli takipçilerim, akşam yorumlara cevap bilemezsem biz misafirliğe gideceğiz. Geldikten sonra cevap veririm. İnşallah yorgun hissetmezsem kendimi. Bilemezsem de beğenimi atarım. Başka bir zaman veririm arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.